Tamam harika. Sevgili seyircilerimiz, değerli izleyenlerim merhaba. Ee, bu hafta oldukça yoğun çalışmalarım olduğu için hafta sonuna yığılmış siyasi çalışmalar var. Bu nedenle e, canlı yayınımızı biraz Erkene çekelim istedim. Aslında hafta içinde bir yayın daha yapmayı planlamıştık son canlı yayından sonra biliyorsunuz. Ve fakat e, geçtiğimiz pazar günü malumunuz İstanbul'da öyle sonrası e, Taksim'de İstiklal Caddesi'nin kalabalık olduğu zamanlardan birinde meydana gelen patlama sonucunda o hayatını kaybeden insanlarımız oldu, yaralanan insanlarımız oldu bir yoğun haberleşme trafiği vardı. Ve açıkçası kimsenin içinden başka bir şeyle ilgilenmek gelmedi sanıyorum. Ölenlerimize, ölen insanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa ve artık terörsüz bir dünya, terörsüz bir ülke diliyoruz. Geçtiğimiz haftanın trafiği Oldukça bu bağlamda yoğundu ee, ve dediğim gibi hafta sonuna da benim yığılmış başka çalışmalarım var. Çünkü Türkiye'nin siyasi gündemi de malum oldukça hareketli. Artık seçim satımı haline girilmiş e, durumda. Ben de e, bir siyasi parti üyesi, gazeteci, yazar olarak e, bir bağlı bulunduğum şehrin delegesi olarak siyasi çalışmalarıma ağırlık vermek durumundayım. O nedenle böyle bir birazcık öne çektik. Saatini de ben kararlaştıramadım. Bugün yoğun görüşmelerim vardı yine. Onları bitirip hemen sizlere aktarayım sıcağı sıcağına dedim. Şimdi... İlginç konuşmalar oldu. Bugün taze taze yapılmış ilginç konuşmalar oldu. Aslında görüşme başlıkları daha önceden belirlenmişti. Fakat görüşmeler bugün yapıldı. Üniversitede öğretim görevlisi olan ve 20 yıllık evliliğini bitirmiş, kurtulmuş bir hanımefendiyle görüştüm bugün. Çok enteresan şeyler söyledi kendisi bana. Dedi ki ben aslında üniversitede öğretim görevlisi olmamın sebebi, çalışmıyordum ben, üniversitede öğretim görevlisi olmamın sebebi tamamıyla kendimi ona ispat etmekti. Neler yapabileceğimi göstermekti. Gerekirse maddi olarak kendi kazancımı temin edebileceğimi, ayaklarımın üzerinde durabileceğimi göstermekti dedi. Ve bunun için üniversite okumuş ve üniversitede öğretim görevlisi olmuş bakınız. Biraz gözyaşlı bir sohbet oldu bu. 17 yaşında bir oğlu var. Dediğim gibi ayrılmış durumda ama bu çok enteresan. Bugüne kadar incelediğimiz vakalar arasında enteresan olanlardan bir tanesi. Çünkü burada maddi olarak ekonomik istismara yönelik bir durum yok. Zaten oldukça tanınan bir kişi bahsettiği eşi olan kişi ve ekonomik durumu da Gayet gayet iyi. Kendisinden yaşça büyük. Yani e, hanımefendi biraz ona göre yaşı genç ve küçük kalıyor. Ekonomik olarak o kadar e, refah ortamı sağlamış ki. Bakın grandiyöz narsistist, yani sahip olduğu imkanlarla, konumuyla, durumuyla e, kendisinden yaşça küçük ve duygusal dünyası. Buna münasip olan bir insanı seçmiş e, ve çok acı şeyler yaşatmış. Yani e, oldukça dediğim gibi gözyaşlı bir sohbet oldu. E, lütfen bunu söyleyin dediği için, lütfen bu durumun altını çizin dediği için özellikle söylemek istiyorum. İntihara teşebbüs etmiş ve ucu ucuna kurtarılmış yani bildiğiniz ucu ucuna kurtarılmış. Daha sonra da alkol problemi yaşamış. Yani kendisini uyuşturmak için, yaşadıklarını unutmak için alkole sınmış. Onun için ayrıca bir tedavi görmüş ve bu süreç devam ediyormuş ama büyük oranda artık bağımlılığını bırakmış. Bir bağımlılık uzmanı ile çalışıyorum dedi. Burada durum şu. Toplum içerisinde saygın bir mesleği, yeri ve ekonomik açıdan son derece rahat olanakları olan birinin, yaş olarak da kendisinden büyük birinin, bu imkanlarla karşısındakini bağlaması. Yani ona sunduğu bütün bu imkanlarla sürekli ona şunu... ...backgroundunda, arka planında söylüyor olması. Yani bak sen e, bir başka yere gidersen benden ayrılırsan... ...ya bir başkasıyla beraber olursan bu imkanların hepsini kaybedeceksin... ...ve sen bunlara alıştın, e, bunları çok ararsın babında bir bağımlılık yaratma. E, şimdi de çocuğu üzerinden şey yapıyormuş. E, ben dedim ki çocuğunuzun narsististik eğilimleri olup olmadığına muhakkak bakınız. Çünkü her türlü ihtiyacı fazla fazla karşılanıyor dedi. Her şey en iyisinden sağlanıyor dedi. Ama tabii çocuğun duygusal olarak ihtiyaçları karşılanıyor mu o kısmı Boşlukta kalıyor ve sürekli olarak sen iyi bir anne değilsin suçlamasıyla yaklaşmış. En çok da bana telefon eden hanımefendi, telefonla görüştüğümüz hanımefendi en çok da bu yaralamış, yıpratmış zaten. Bir keresinde merdiven boşluğunda bir darba uğradığında, iki kere net olarak darp yaşamış. Darba uğradığında eliyle ağzını ve burnunu kapatarak nefessiz kalmasına sebep olmuş, soluk alamamasına sebep olmuş, yani boğmaya çalışmış özetle. Ee, daha sonra o baygınlık geçip yere düştüğünde çocuk koşup geldiğinde de annen işte annem bir baygınlık geçirdi düştü gibi bir ifade kullanmış e, kendisine. E, bu darp raporları alınmış ve bunlarla ilgili başvurularda bulunmuş ve mahkumiyette çıkmış zaten. E, mevzu bahis kişi bir başka insanın daha intiharına, intihara teşebbüs etmesine sebep olmuş. O da yine kendisinden yaşça küçük ve yani kullanabileceği bu şekilde duygusal dünyasını rahatlıkla yönetebileceği bir kişiymiş yine. Şu anda da evlenini bitirmiş artık. Şu anda da kendisinden neredeyse 30 yaş kadar küçük bir insanla beraberliğini devam ettiriyormuş. Şimdi burada bir grandioz Narsisist yapı görüyoruz ama sadece bunu narsisizmle açıklarsak çok doğru. Olmayacak. Neden? Burada ciddi manada bir sosyopati var. Çünkü boğmaya çalışmış. E, ciddi şekilde canına kastetmeye çalışmış. Hani belki başka şartlar olsaydı bunu sağlayacak ve bir şekilde bunun zeminini hazırlayacaktı. Düştü kafasını çarptı vesaire. Biliyorsunuz bütün bunları benim anlatmam icap etmesin ayrıca size. Çok ağladı konuşurken. E, çok tanıyorum dedi çünkü. Ben de... Bu utanç duygusuyla baş etmesi gerektiğini söyledim ee, ve bunu terapistiyle görüşmesine bu utancın ona ait bir utanç olmadığını e, söyledim. Zannediyorum. Ee, bu konuda ona destek olmuşumdur. Ee, çünkü çok üzülüyorum. Ben çok utanıyorum yaşadıklarımdan diyen e, mağdurlar olduğu zaman. E, i̇şte intihara kalkıştım. Hayatıma son vermeye kalkıştım. Çok süfli durumlara düştüm. Oğlum beni yerlerde sürünürken gördü gibi. Bir takım şeyler ya işte darba uğrarken gördü gibi. insanlar bunları yaşıyorlar ve izleri tabii öyle hemen gidip iki, bir iki terapist görüşmesiyle hallolup ortadan kalkmıyor bunların e, çok ciddi şeyler burada bir grandiyöz narsisizm durumu görüyoruz ama sadece bu narcissimle açıklamaya çalışırsak çok iyi niyetli olur e, ciddi bir sosyopati hatta psikopatiye giden bir e, durum var burada e, ve e, bakın haklarına sahip çıkmış iki kere büyük darbe uğramış ve ikisinde de gidip e, rapor almış ve kanuni haklarını da sonuna kadar kullanmış e, bu anlamda mahkumiyet e, gerçekleşmiş zaten fakat hiçbir ekonomik sorun olmamasına hatta geniş geniş e, geniş geniş imkanlar olmasına rağmen boşanırken de çok az bir e, oğlun, oğlu adına bir takım şeyler e, alabilmiş. Yani oğlu adına nafaka alabilmiş. Kendisine o kadar mal varlığına, o kadar e, zenginliğe rağmen çok fazla bir şey alamadığını söyledi. Almaya uğraşmadığını söyledi daha doğrusu. Kurtulayım da ne olursa olsun demiş. Rem Hanımcığım sevgiler, selamlar. Ee, daha evvel bir sizden önce mesaj atan değerli <laughs> dinleyicim, değerli izleyicim... E, iyileşmeleri mümkün değil mi diyor. Kendileri istemediği ve terapistlerle tedavi edici birimlerle işbirliği e, kurmadıkları müddetçe hayır, ne yazık ki mümkün değil ve içinde bulundukları kişilik bozuklukları da bunu kabul etmelerine ve bu kabulle destek aramalarına engel oluyor zaten. Yani kendi kuyruğunu yutan yılan durumu var burada. O nedenle bu bir fasit daireye dönüşüyor. Yani bir çıkış noktası yok buradan. Kabul etmesi gerekiyor ne kadar ilginç bir durumda olduğunu. Evet doğru İrem Hanım zaman kaybı bir sürü hastalık onunla uğraşacağına kendi hayatına bakarsın. Hiç gerek yok demiş İrem Hanım da yine çok bu anlamda mağduriyet yaşayan bir değerli izleyicim. Ee, yani tedavisi var tedavisi var diyebildiğimiz bir şey ne yazık ki değil. Çünkü bir insanın tedavi olabilmesi için, bir hastanın tedavi olabilmesi için önce hasta olduğunu kabul etmesi gerekiyor ki narsistik kişilik bozukluğunda kendisinde bir şey olduğunu asla kabul etmediğin dolayı hep dışarı yansıttığı için dışsallık söz konusu olduğu için böyle bir tedavi başlansa bile yarıda kalacaktır. Terapistle işbirliği yapılamayacaktır, olmayacaktır. Sonuca varamayacaktır. O nedenle uzmanların büyük bir bölümü tedavisi olmayan bir durum olarak nitelendiriyorlar ki klinik süreci de son derece zor. Zaten bağırıyor, çağırıyor, yetersizlikle suçluyor. Ben de zaten bir şey yok, ötekilere bak diyor. İlaç verilirse kullanmıyor. Maskaralık yani çok zor. Gerçekten İrem Hanım'ın söylediğini burada katılıyorum. Size anlattığım örnek parasıyla, gücüyle, konumuyla, mevkiyle Bedia Özel Temren'i ben de selamlıyorum. Öpücükler gönderiyorum. Ee, bütün imkanlarıyla, konumuyla, durumuyla, parasıyla kendisinden özellikle yaşça genç ve böyle e, belki kendilerinden yaşça büyük insanların sevgisini, ilgisini arayan, aramış olan insanları e, yanına çekip böyle bu şekilde işte gerektiğinde boğazlarını sıkıp, gerektiğinde onları aşağılayıp, e, gerektiğinde ruh dünyalarıyla tepe taklak edip onları e, tamamen hayatlarını karıştırmak anlamında e, bir narsisizm de söz konusu olabiliyor ama burada bir grandiozite var yani büyüklenmeci dıştan bakıldığında diyor öyle bir adam görürsünüz ki inanamazsınız ve diyor ben çok aşık oldum gerçekten çok aşık oldum senelerce diyor ben evde ütü yapmadım bir gerekmedi diyor çünkü yardımcılar vardı işte hayatım çok kolaylaştırılmıştı ee, her şey benim adıma düşünülüyordu hallediliyordu ama aynı insanın yaptığı şeylerdi işte az evvel anlattım şeyler bakınız darptan hem rapor alıyor hem de cezala, cezası var. Hükme bağlanmış cezası var. İnanılmaz geliyor ve bu insanlar hep böyle okumuş etmiş belli kariyer sahibi insanlar. Neyse ki 2020'de boşanarak bu hikayeyi bitirmiş. Şimdi sadece oğluyla ilgili meseleler yüzünden gerektiğinde iletişim kuruyormuş. Onu da çok dikkatli bir noktada tutması gerektiğini söyledim. Ve çok ilginç bir şey söyledi yine bana. Hayır yayını kaçırmadınız Altın Kanatlar. Yani geriye dönük de izleyebilirsiniz zaten problem yok. Duyurmuyorum bu yüzden. Dediğim gibi bu hafta sonum çok yoğun geçeceği için siyasi çalışmalar sebebiyle e, biraz öne çektim canlı yayını. Bir de bugün yaptığım taze görüşmeler vardı. Şu anda onlardan biriyle e, ilgili konuşuyorum. E, i̇lginç bir şey söyledi bana. E, cinsel dercih konusunda şüphelerim var dedi. Yani e, bunu hep konuştuk biliyorsunuz. Genellikle eşcinsel eğit ve eğilim olduğu vakit bir yandan da yukarıdaki mesajları takip etmeye çalışıyorum e, eşcinsel eğilim olduğu vakit. Ee, çok şey yapmıyor, ee, bunu ortaya çıkartmıyor, Sö tabii ki aleni olarak söylemiyor eğer karşı cinsle beraberse ama e bir şekilde ortaya çıkıyor, seziliyor, hissediliyor. Bu ya bir seksüelite ya da eşcinsel eğilim ya da bildiğiniz eşcinsellik gibi bunları kınadığımız için söylemiyoruz. Sadece muhataplarının bu cinsel tercihleri bilmesi bir haktır e diye söylüyoruz efendim. Burada da böyle bir durum mevzu bahisimiz dıştan baktığımızda. Bu arada telefonlar telefonlarda gelmeye devam ediyor gördüğünüz gibi. Tamamen farklı bir şey görürsünüz ama iç yüzü öyle değil, öyle değil diye diye de bana anlattı, döktüğü gözyaşlarına artık değmeyeceğini söyledim. Tamamen kendisini toparlayıp daha iyi hissedecek. Bakın aradan 2 yıl geçmiş. 2022'nin de sonuna geliyoruz artık. 2023'e gidiyoruz. 2020'de boşanma gerçekleşmiş. Halen gözyaşı döküyor. Halen kendini utanıyorum diyor. Halen kendi içinde çeviriyor bu mevzuyu. İşte narsisizmin ve antisosyal kişilik bozukluklarının insan üzerinde yarattığı etki bu. Bunu görün diye özellikle söylüyorum. İkinci yaptığım görüşmede 40 yaşında çocuklu küçük çocuğu olan Boşanmış aslında boşanma davası hala devam ediyormuş da artık boşanmış diyoruz ona yani eşiyle uzaklaşmış. Bu boşanma evresinde ruhen zayıf ve sıkıntılı oldu. bir dönemde de biriyle tanışmış. Kendisinden biraz yaşça küçük bu da bir hanım onu da söyleyeyim. Tamam okey Hatice Hanım cevaplandıracağım sizi. Ee, ...ruhen zayıf ve sıkıntılı oldum. Yani hani böyle insanın vardı ya o geçiş süreçleri... ...o süreçte tanışmış... ...hayatına girmiş birisi... ...aynı ortak çevre içerisinde. Ee, ve... İki yıl sürmüş bu ilişkisi artık bitirmek bitirme aşamasındayım dedi. Çok kötü hissediyordu kendine. Ee, biraz muhafazakar bir e, çevreden bir hanımefendi. Yine aynı şekilde çocukluğunda bir e, taciz hikayesi var e, ailesinde, aile geçmişinde. E, bu narsisistik mevzu eşin eşi ile boşanma aşamasında hayatına giren bu kişiden. E, kaynaklı geliyor ona. Yani eşiyle de başka sorunlar varmış ama böyle bir narsisiz ya da kişilik bozukluğu gibi değil. Ailevi problemler daha ziyade eşin ailesiyle ilgili kimi problemler varmış ve Bitirmeye e, karar vermişler. Bitirme aşamasında da hayatına bu insan girmiş. E, bitirmek istiyorum, e, çıkmak istiyorum bu çemberin içinden fakat bana asla izin vermiyor. İntiharla tehdit ediyor beni. E, kendine zarar vermekle tehdit ediyor. Nefes alamıyorum sensiz. Ben sensiz hiçbir şey yapamam. Sen benim hayatımsın, sen benim varlık sebebimsin diyor. Hastanelik oldum sen beni engellediğinde, sildiğinde, bana cevap vermediğinde diyor bana abuk sabuk hastanelerden oradan buradan fotoğraflar gönderiyor diyor bana nefes aldırmıyor diyor mesajlarıyla bırakmıyor yakamı diyor ve burada değişik bir manyaklık noktası da var bu narsisistlerde ya da ...sosyopatlarda... ...antisosyal kişilik bozuklukları dediğimiz... ...o genel yapı içerisinde... ...zaten olan bir şeydir. Ee, psikopatlarda da çok yaygındır... ...onu da söyleyeyim. Ee, özel görevlerim var. Ben özel bir insanım. Evet. E, kağıttan düşler O mesajı da okudum. Dikkat edin bu söylediğime. Benim özel görevlerim var. Ben özel bir insanım. Benim özel bağlarım var. Benim bir misyonum var diye... Yani böyle şizofrenik şeyler de olabilir. Bunlar da paranoya da olabilir. Başka şeyler de olabilir ama narsistlerde bu görülür evet. Yani benim özel görevlerim var. Sen seninle bunları konuşamam. mi altı falan. <laughs> ben şey şey şahit olmuştum ya. Yani İsrail gizli teşkilatından benim bağlantılarım var falan filan diyen yani tipler görmüştüm e, vaktiyle. Yani gülseniz mi, ağlasanız mı, şaşırdığınız böyle acayip, acayip hastalıklı muhayyileler. Başka bir şey söyleyemiyorum. Ne diyeyim? Burada da, da öyle bir durum varmış. Bu hanımcağızın hikayesinde de yine aynı şekilde. Ben özel bir insanım. Benim özel görevlerim var. Bak sen bilmiyorsun bunları. Çok özel biriyim ben. E, seni çok seviyorum. Sen beni bırakırsan ben nefes alamıyorum, boğuluyorum. Kendimi öldürürüm. Bunun sorumluluğu senin olur diyen kişi Aynı zamanda olanakları dar olmasına rağmen bu hanımefendiyi ekonomik olarak da istismar etmeye çok çalışmış ama e, orada uyanık davranmış. Ee... <laughs> Olabilir yani bazılarının özel bağlantısı var. Çakallık yani çakal diyemiyorum ben bunlara ya ben çakala daha çok saygı duyarım yani çakalların bir saygın bir tarafı vardır. Ee... <laughs> Evet, intihar ederse etsin affedersiniz. tohumuna para saydık hayır saymadık yani kendi dertleri hep söylüyorum intihar ed edeceğim diyen birine bırakın yetsin yani eğer sıkıyorsa varsa o yüreği etsin yani Hatice'm birdenbire tabii ki bitmez eee Ay çok gülüyorum bir taraftan. Esin de görelim benimki de öyle söylüyordu. Fotoğraflar gönderiyordu emniyete şikayet edince. Lop bitti. Bir anda bitiyor değil mi şey? Ya işte e, ne derler? Kolluk kuvvetlerine başvurduğunuzda mesela bir kayıp vakasında bir bir şey de ortalıktan kayboluyor gidiyor bilmem. O zaman pabucun pahalı olduğunu öğren. an ansızın ortaya çıkar. Ansızın ay ben şey aldım. Ya, yani şey oldu aslında ben ha 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 falan paniği. E, yani pabuç pahalı olunca Yem, yemez yani şöyle yapayım sıkmaz <laughs> sıkıyorsa da zaten sıksın o bizi ilgilendiren bir şey değil e, intihar etmek isteyen etsin yani bize ne e, evet yakamı Bırakmıyor. Ondan bir perde önce intihar edeceğim diyordu. Fotoğraflar gönderiyordu. Sevgili İrem Hanımcığım o kadar tanıdık olduğumuz bildiğimiz şeyler ki bunlar. Yani taktikler hiç değişmiyor zaten. Aynı manipülasyon taktikleri. Öldürürüm kendimi. Sensiz nefes alamam. Alamıyorsan alama kardeşim. Ne yapıyorsan yap. Ben de seninle nefes alamıyorum. Çünkü nefesimi çalıyorsun benim. Her şeyimi çalıyorsun. Nefesimi de çalıyorsun. İşte bunu söylemeyi öğrendiğiniz zaman, bunu söylemeye muvaffak olduğunuz zaman ister kadın olun, ister erkek olun, ister ister iş yerinde patronunuz olsun ister arkadaşınız olsun ailenizden bireyleri yönetmek belki daha ustalık gerektirir ama mecbur olmadığınız hiçbir narsistik ilişki ve kişilik bozukluğu ilişkisi içerisinde kalmayınız yoldaşlar bu sizin Aleyhinize işleyen bir saat gibi kum saati böyle aleyhinize işleyen bir şey gibi öyle düşünün lütfen. İki yıl bu hanımcağızı da intiharla baskı, intihar tehdidiyle baskılarla nefes aldırmama haliyle e, böyle boğmuş. E, fakat e, ekonomik istismar konusunda e, muvaffak olamamış, o konuda uyanık davranmış. Çok da zaten imkanlarım buna el verecek durumda değildi diyor kendisi. Ama buna rağmen çalıştı diyor çok deşelemedim orayı. Yani kredi çektirmeye çalışmış olabilir. Ne bileyim para istemiş olabilir. Varsa takısı makısı bir şeyse onu istemiş olabilir. Hani ben sana geri vereceğim bunları diye mümkündür. Her türlü haltı yiyebilirler biliyorsunuz. Ee, onur, şeref, haysiyet vesaire gibi ee, hani normal toplumsal insanın kaygı alanına giren şeyler olmadığı için... Harikasınız balkondan kendimi atsam da kurtulsam diyordu. Hadi gel beraber atlayalım çözümü buysa dedim. <laughs> yemez, yemez. Sıkar biraz, yemez. Yani bakın kanunlarla, yasayla, hukukla ilgili e, işler olduğu zaman yemez. Zaten ödlektirler. Çoğu çok ödlektir. Kağıttan kahramanlardır. Her zaman söylüyorum bunu. Geliyorum tekrar hikayeme. Bu özel görevli arkadaş e, çok büyük hakaretlere de istismarlara da uğratmış. Ee, özellikle cinsel anlamda istismar etmeye çalışmış ee, yani neler 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 ee, ama bir taraftan da sen beni bırakırsan sen beni blokladığında ben hastanelik oluyorum ee, sen beni bırakırsan ben nefes alamam diyen aynı manyak işte yani fark eden bir şey olmuyor ee, önerimi Kendisine önerdiğim şeyi söyledim. O da çok ağladı çünkü telefonda ben kurtulmak istiyorum. Ben hiçbir şey yapamaz hale geldim dedi. Ben dedi başka gönüllü faaliyetlerim vardı dedi. İnsanlara yardımcı olabildiğim çalışma alanlarım vardı dedi. Hiçbirini şu an yapamaz haldeyim. Evde kendi normal işlerimi bile yapamıyorum. Elimi ayağımı o kadar benim bağladı beni güçten düşürdü ne yapacağımı bilemez. Haldeyim. Bu böyle devam mı edecek?" dedi bana. "Hayır, bir şartla devam etmeyecek. Tamamıyla o, o tarafı keseceksiniz. O iletişim alanını kapatacaksınız. No contact durumuna geçeceksiniz ve asla kendinizi yaşadıklarınızdan dolayı yine aynı şeye geliyoruz. E, suçlamayacaksınız." dedim. "Bu sizin suçunuz değil çünkü. Sizin buna müsait olduğunuz bir dönemde, döneminizde, bir psikolojik döneminizde ruhen zayıf sıkıntılarınızın olduğu bir zaman belki de sevilmek istediğiniz bir zamanda hayatınıza girdi. Ondan sonra da içine edip bu şekilde çıkıp gitmiyor da. Sorun burada. Çıkıp gitse çok iyi ama gitmiyor da yapışıyor. Yapışıyor. Kene gibi yapışıyor. Sökmeye çalışıyorsunuz. Sökülmüyor bir şekilde. Ayakları içeride kalıyor yani. Onun için çok titiz bir çalışma lazım. O titiz çalışmanın en şeyi garantili ve ilk aşaması biliyorsunuz no contact. Ondan sonra benim anlamadığım yalanı bu insanlar nasıl saklayabiliyor? Saklayamıyorlar ki yani ortaya çıkıyor o yalanlar. Şu an neleri konuşuyoruz biz? Bunları yaşamış insanlar olarak neleri konuşuyoruz? Sıfır iletişim kesinlikle Ares. Sıfır iletişim. Bahanesi her ne olursa olsun bakın. Bahanesi her ne olursa olsun olsun. Önce iyileşmenin birincil temeli size zehir pompalayan boruyu damarınızdan çıkartmaktır. Eğer bunu yapmazsanız bir taraftan zehir, bir taraftan vücudunuzda antikor üretmek, bir taraftan o zehirle mücadele etmek, zihninizi korumak, aklınızı korumak, bir taraftan yeni yalanlar, yeni hikayeler, yeni zımbırtılar yani olacak iş değil. O çemberden çıkmak zorundasınız. İlk olarak yapmanız gereken bu ondan sonra da bu suçluluk duygusuyla baş etme e, bir şekilde zaman içerisinde mümkün olabilir her şekilde mümkün ben de bu e, süreçte sizlere destek olmaya yardımcı olmaya hazırım diye söylüyorum hep çünkü konuşuyoruz konuştuktan sonra kendinizi daha iyi hissediyorsunuz benim için çok kaygılanmayın neden kaygılanmayın o kaygılananlarınız var biliyorum sevgili Ayça Kaygan değerli dostum o da hep aynı şeyi söyler Handan çok fazla hikaye dinliyorsun bak bunlar hani seni etkilemesin sonradan çok trajik şeyler dinliyorsun falan diye ben de hep şu cevabı veriyorum sağ olun beni düşündüğünüz için çok teşekkür ederim sizlere ki ben de sizler gibi bir mağdurum biliyorsunuz ee, ben meslek hayatım, 31 yıllık meslek hayatım boyunca insanlara mikrofon uzatan ve hikayelerini dinleyen bir röportajcı oldum. Ayrıca yazar, gazeteci yazarım biliyorsunuz, araştırıyorum, yazıyorum, yayınlanmış bir kitabım var vesaire. Alışkınım bu hikayelere yani. Her zaman cici hikayeler dinlemedim insanlardan. Ee, çok trajik, çok zor, çok e, zorlu hikayelerin ortasında da bulundum. Evet. Kaldıramadığım bazı şeyler var tabii öfkeleniyorum duyduğum zaman ama o da bu işin doğası diyelim. Güzel bir kitap hazırlığımız e, inşallah gerçekleşirse bir ekibimizle beraber. O zaman bütün bunlara değecek, bütün bunları dinlemem gerekiyor. Zaten dinlemezsem, okumazsam nasıl öğreneceğim ve siz nasıl ifade edeceksiniz kendinizi? En önemli kısmı da bu. E, geçen canlı yayınımda söylemiştim bunu çok güzel bir mektup aldım diye. Kendi dilimce ben özüyle sözüyle birey olmaya karar verdim artık. Henüz kendimi çok güçlü hissedemiyorum ancak bana atfedilen Meltem çok uyumludur. Kalıbından çıkıyorum artık. Belki ben de buradan besleniyordum. Kendimi böyle sevilmiş ve değerli hissediyordum. Belki de en kolay yoldu bu benim için. Annem üç çocuğunun arasından beni seçmişti. Çünkü beni kolayca yönetiyor ve bana dilediğini söyleyebiliyordu. Bakın kurban çocuk. Hep geçen canlı yayınımda bahsettim. Anne çocuklar arasından bir tanesini seçiyor. Birini altın çocuk yapıyor. Öbürünü kurban ediyor. ya diğer ikisini kurban ediyor varsa. Tek çocukta zaten durumlar tamamen farklı noktalara evriliyor. Ee, dilediğini söyleyebiliyordu. İlk eşim yıllarca ben sizin için şunu 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 yapıyorum diyerek aslında bir eş ve baba olmanın getirdiği yükümlülükleri birer lütufmuş gibi bize sundu. Bakın bu çok önemli. Ben şunu 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 yapıyorum. Ben az mı çalıştım senin için az mı uğraştım? Pardon benimle beraber yaşıyorsun aynı hayatı paylaşıyorsun. Ekonomik olarak kaynaklarına ben de katılıyorum. Büyük oranda ben uğraşıyorum destek veriyorum ya sadece benim üzerimden yürüyor ve sen bunları bana lütuf olarak mı göstereceksin? Ee, narsistlerden ayrıldıktan sonra neden karşı tarafın mutlu olmasını istemez? Başarılarını neden kıskanır? Mutluluğumu görse beni aşağılıyor. E zaten cevabı sorunun içinde narsist o. Narsistlik kişilik bozukluğu var. Normal değil sizin gibi. Sizin mutluluğunuzla mutlu olmasını mı bekliyordunuz? Ee, evet. Zaten bir eş ve baba olmanın getirdiği yükümlülükleri bir lütufmuş gibi sundu bize çok çalışmak uğruna yalnız bırakıldık sonuç kocaman bir sıfır maddi ve manevi olarak demiş. Ve yıllarca insanlara kendisiyle ilgili hangi yalanları söyledi acaba endişesiyle yaşadım ikinci hayat arkadaşımla da bir korkak gibi yaşadım bu yüzden. İlk kez yüzleştim kendimle. Ben bir korkaktım. Bu ne kadar acı olsa da bir gerçek. Şimdi doğrusuyla yanlışıyla yaşananları geride bıraktım ve yeni bir ben'e doğru yola çıktım. Henüz güçlü olamasam da bu yoldan vazgeçmeyeceğim. Bunu kendime borçluyum. Artık her şeye güvenli bağlanmaya odaklandım. Kendimle yeni tanışıyorum ve bu heyecan verici. Bu arada daha önce başvurup gerçekleştiremediğim sanat terapisi eğitimini de almaya başladım. Sizinle de paylaşmak istedim. Ayrıca takip ettiğim bir psikoloğun değersizlik temalı bir atölye çalışmasına katılacağım önümüzdeki pazar. E, beni dinlediğiniz ve varlığınız için müteşekkirim. Sevgilerimle demiş çok teşekkür ederim bu içten mektup için İşte bak. Gerçekten kendisiyle yüzleştiği, net olarak her şeyini gördüğü, ortaya koyduğu çok tatlı bir hanım zaten. Yani gerçekten konuştuğum insanlar benim benimle iletişim kuranlar %95'i kadın e, ama %5'lik bölümdeki beyefendileri de bir tarafa itmek istemiyorum. Gerçekten çok tatlı insanlarsınız. Zaten öyle olduğunuz için muhtemelen e, narsistik, e, kişilik bozukluğu... E, olan insanların eline düştünüz tuzağına düştünüz bu bir tuzak çünkü e, iyi özelliklerinizden dolayı iyi insani özelliklerinizden dolayı böyle oldu bu arada kediyle boşuyorum gördüğünüz gibi bu şekilde e, iyi insanlar duyarlı insanlar hassas insanlar e, her şeyi düzeltmeye, toparlamaya, başka insanların sıkıntılarını gidermeye, e, sorunlarını ortadan kaldırmaya yönelik e, kendilerini vazifeli zanneden insanlar e, daha çok tuzağa düşüyorlar. Hepiniz çok e, incinmişsiniz. Hepiniz çok yaralısınız. Bütün bunların hepsini biliyorum, görüyorum, kendim gibi biliyorum sizi hiç ayırmadan dinliyorum. Sağ olun Marun. Arada tabii çürük... Yumurtalar oluyor, çıkıyor onları ayırıyoruz hemen zaten. Çünkü her alanda olduğu gibi bu alanda da bir istismar düzeni var aslında arka planda. Bu da beni şaşırtmıyor. Yani herkesin aynı olabilmesini, herkesin aynı dürüstlükle, aynı içtenlikle yaklaşabilmesini hele ki internet gibi bir gayya kuyusu çok kalabalık bir ortamda beklemiyoruz. Sinir etti beni bu davranışları bu kadarını acımasız gaddarlar. Acaba bunları nasıl alt edebiliriz? Kendi kazdıkları kuyuya nasıl düşürebiliriz? Duygu hanımcığım hiç bunun için uğraşmayın. Yapamazsınız böyle bir şey. Çünkü onu zaman yapacak onlar için, siz değil. Siz kendinizi boşuna yorarsınız. İki ay oldu ayrılalı ne yazık ki iletişim oldu. Gerçeği öğrenmek için hala yalan söylüyor. Çevresindeki insanlar da onun gibi kendimi güçsüz hissediyorum. Hissedersiniz Hakan Bey iletişiminizi kesmiş olmanız gerekiyordu güçlü olabilmeniz için. Çünkü bunu defalarca söyledim. Tekrar söylüyorum. İletişimi keseceksiniz. Bir şey doğru mu yanlış mı onu öğrenmeye çalışmayacaksınız artık. Bırakacaksınız. Size kendini gösterdiği gibi bir kadın, size kendini gösterdiği gibi bir adam o yok. Öyle biri yok. Öyle biri yok. Bunu böyle düşüneceksiniz. O tamamen kurmaca bir karakter. Öyle biri yok. Tiyatroya oyun izlemeye gittiyseniz eğer bilirsiniz bir sahne vardır. Perde açılır. O perdenin içinde dekor vardır. Sahnede dekor vardır. Oyuncular çıkarlar kostümleriyle, makyajlarıyla oyunlarını oynarlar oyun bittikten sonra seyirciyi selamlarlar perde kapanır ve seyirci salonu terk eder bunu gibi düşüneceksiniz sahnedeki oyuncular rolleriyle varlar onun dışında gerçek bir kimlikleri yok bu nedenle habire rol değiştiriyorlar çevrelerine göre zaten hangi çevreye giriyorsa o çevrenin özelliklerine bürünüyor onun gömleğini giyiyor onun postuna giriyor ve o şekilde davranmaya başlıyor Altyapısı yeterli değilse çakozlayacak muhakkak bir yerde tabii. O, o zamana kadar idare ediyor vaziyet. Ondan sonra başka bir yere, başka bir yere, başka bir hayata falan filan. Yani bir insan kalabalığı bırakıyor arkasında böyle hayretler içerisinde kalan, lanet eden, küfür eden, yedi sülalesine söven İnsan kalabalıkları var arkalarında aslında kadın ya da erkek olsun hiç fark etmiyor. Elvan Deniz isimli izleyicim, narsist bireye onun narsist olduğunu yüzüne vura vura fark ettirecek bir kitap bir yayın var mıdır diye sormuştu. Ben yayına başladım sırada gelmişti bu mesajı. Öyle bir yayın yok. Tıpkı tedavi yollarının onlar adına kabul edilebilir olmaması gibi. Siz eline o kitabı verseniz okuyacağını mı zannediyorsunuz? <laughs> Yapmayın. Maskeler ve kurbanlar değişiyor onlar asla değişmiyor evet yani onlar oyuncu onlar yüzlerinde gülen ve ağlayan tiyatro maskeleri vardır ya meşhur türlü şeyde antik Yunan tiyatrosunda da bilirsiniz tiyatronun sembolüdür o e, dolayısıyla o Naime Hanım merhaba Naime çiçek merhaba diyor selam e, o maskelerle yaşıyor o maskeler Bak arayacağım ben seni de, Göksel Çanakkale'den, partiden arıyor, arkadaşımız hafta sonu. Etkinliklerimizle ilgili olarak yayın sonrası görüşeceğim onunla. Ee, bu maskelerin arkasında gerçek kimlikler yok. Onun için bu sevdiğiniz, benimsediğiniz, hayatınızı paylaştığınız, evlendiğiniz hatta çocuk sahibi olduğunuz kendilerinden... E, ...insanların aslında gerçekte olmadıklarını düşünürseniz belki daha kolay, kolay olacak dedim bu hafta topluluk bölümünde paylaştığım yazıda. Evet e, şimdi... Başkaca sorusu olan var mı ee, diye sorayım bu arada. Sor. Yani narsist birey kitap falan okutamazsınız. Ee, öyle bir şeyi alıp da efendim ben de bu işin şeylerini öğreneyim, detaylarını öğreneyim. Ee, ben de de böyle böyle özellikler varmış. Bakalım belki başa çıkabiliriz bir şekilde. Halledebiliriz bu işi diyecek bir kimlik, öyle bir zihin yapısı, öyle bir karakter e, mi e, yok karşınızda. Dolayısıyla ona herhangi bir şey okutmanıza da e, gerek yok. O zaten okumaz. Yani okuyormuş gibi yapar, atar bir kenara. Çocuklarına karşı nasıldır bu narsistler? Çocuklarına karşı da hiçbir şekilde sorumluluk duyguları normalde yoktur. Sorumluluk duyguları dediğim şeyi ge genişletelim. E, sevgi, gerçek bir sevgi, yani insanın çocuğuna hissedeceği bir sevgi durumu Aile bireylerinin hiçbir tanesine hissedilmediği gibi çocuğa karşı da hissedilmiyor. Genel olarak bana ulaşanlar bu, gördüklerim böyle. Yani çocuğunu çok öne çıkartıyor gibi görünebilir, çok iyi bir baba, çok iyi bir anneymiş gibi görünebilir ama duygusal ihtiyaçlarını genellikle öteliyor. Parası varsa parasıyla bütün ihtiyaçları ve bütün boşlukları doldurmaya çalışıyor. Gerçek bir sorumluluk ve içten bir bağ genel olarak kurulamıyor. Her şeyin ça sahtesi, çakması var ya insanın çakması da narsisist. Doğru, are you ready? Kesinlikle öyle. Sahte para, yani ben sahte para örneğini verdim. İstanbul'da benim başıma çok gelirdi orada yaşarken. Ee, mesela birisi çıkartır, size birisi farkında olmazsınız onun takside bir ya da başka bir yerde. Birinci diyelim bir yerde anlaşılmaz kullanırsınız. Ya yani da işte iki, iki yerde. Ben de hiç öyle olmamıştır. Yani hiç fark etmem, hiç ayırt etmem. Cüzdanımdan çıkart verdim de bu para sahte diye bana geri döndürülmüştü. İşte bunun gibi düşünün lütfen. Olur mu? O zaman başınızdan aşağı kaynar sular dökülür. Çünkü hani kalp parayla alışveriş etmeye kalkmış bir sahtekar gibi hissedersiniz kendinizi. Oysa ki hiçbir şeyden haberiniz yoktur. Narsistlerin bizim hayatımızda yarattıkları etkilerde aynen bu oluyor işte. Yani haberimiz olmuyor. Cem Yılmaz'ın Arif ve 216 filmindeki insan olmaya geldim videosunu Lütfen izleyin. Birebir narcissistte uyumlu demiş sevgili İrem Arda. Çok değerli katkılarınız oluyor. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Bu arada. Ee... Hanım izleyicilerin oranında çok büyük bir artış var %96'lara varıyor. Analizleri de takip ediyoruz bu arada %96'lara varan bir şey. Erkek izleyicilerimizde daha az bir şey var. Daha mı acaba kadın taraflı olduk daha mı feminen olduk ee, bu bir gerçek. Nersesist istismarından ve antisosyal kişilik bozuklukları istismarından... E, açık ara etkilenen cinsiyet grubu kadınlar çünkü kabul etmek zorundayız böyle elmayı daha çok severler ne demek bilemiyorum Naima Hanım elma seven narsistler mi var e, bilemedim onu e, yani ayvayı yiyorlar sonunda da elmayı bilemiyorum bir de benimle birlikteyken yanımda affedersiniz gaz çıkarttı yerin dibine girdim inanın seven her şey katlanır diyor <laughs> Buna biraz geleyim ne olur. <laughs> ya tabii bu sevimiyet durumunuzla ilgili bir şey gibi bilemiyorum. Aynı evin içerisinde uzun yıllar bir arada geçirmişseniz pırt yapmanın çok da bir sorun olacağını zannetmiyorum. Ama tabii ilişkinin ilk evrelerindeyseniz ne bileyim birbirinize hoş görünmeye, güzel görünmeye çalışıyorsanız o <laughs> zaman <sakıncalı>, tabii. <laughs> bir de seven her şeye katlanmaz yani aşk her şeyi affetmez. <laughs> Öyle de bir durum var. Her ya sevgiliyken... o büyük offside, çok büyük offside. Duygu Hanım, arkanızı dönüp orada kaçsaydınız keşke siz. Yani o gaz kokusu dağılmadan keşke bunu yapabilseydiniz. O zaman daha az zarar görmüş olurdunuz. Tabii ki sevgililiğin ilk aşamasında böyle şeyler olmaz ama çok örnekler anlatılıyor bana. Dehşet verici örnekleri var. Ee, başka sapkınlık örnekleri var böyle acayip şeyler var bunları ayrıca bir şekilde konuşuruz elbette bu arada sizlerin hayatınızdaki bu hikayelerden yola çıkarak narsist dediğiniz çoğu kişi burası mühim ee, Durvasula e, Durvasula'nın kitabında yakaladım bu detayı diyor ki Durvasula yani narsistlerin büyük anası kitabı yazan sen benim kim olduğumu biliyor musun kitabının yazarı Diyor ki narsistik örnekler, vakalar e, aslında diyor sosyopatinin yanında hafif kalan örneklerdir. Ve çoğu kişi diyor yaşadıklarının sosyopat vakaları olduğunun farkında değil böyle bir narsisizm Havası estiği için, rüzgarı estiği için dünyada global olarak bu böyle diyor Durvasula. Herkes diyor narsisizme yükleniyor ama diyor narsisizmin birkaç gömlek üstü olan durumlar var. bir birçok insanın narsisizm diye anlattığı hikayeler aslında diyor ciddi sosyopat hikayeleri. İşte bu konuya da mesela biraz kafa yormak lazım Şimdi siz her şeye narsist, annem narsist, babam narsist, işte sevgilim narsist, çocuğum narsist, kocam narsist falan diyorsunuz ya. Aslında hikaye o kadar basit değil. Bunu da sık sık tekrarlama gereği duyuyorum. Bu anlattığınız hikayelerin büyük bir çoğunluğu narsisizmin ötesine geçmiş oluyor. Yahut bazısının narsizmle falan hiç ilgisi olmuyor. Tamamen başka tellerden çalan hikayeler olabiliyor. Kendi payınızı da bu hikayelerin içerisinde düşünmeye başladığınız zaman iyileşmeniz de o vakit başlıyor diye söylemiştim. Ama kesin olarak iyileşmenizin birinci şartı cevap vereceğim size. Birinci şartı iletişimi kesinlikle bitirmeniz bitirmediğiniz takdirde zehirlenmeye devam ediyorsunuz. Hatice ee, Hanım yine aynı şekilde sormuştu. Yani bitirmek için, tamamen kesmek için ne yapmak lazım? İşte kurtulmak için ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Öncelikle iletişimimizi tamamen kopartabiliyorsanız kopartmak lazım. Ee, ayrılmanın yollarını aramanız lazım. Lütfen bunu mümkün kılacak şartlarınız var ise bunları yapınız. Yoksa bunun için e, yöntemler var. Bunun için farklı yöntemler var. Bir başka izleyicim de çok önemli e, bir şey söyledi. Hakan Bey aldatılmak kim için güzel olabilir ki Allah aşkına? Yani hangi insan için, hangi varlık için aldatılmak güzel olabilir? Kadın, erkek, queer hiç fark etmez. Aldatılmanın özünde var zaten bir e, şey. E, rahatsızlık, e, yanlışlık. E, bir sevgili dinleyenim, izleyenim. Çok güzel bir soru sordu. Narsistle aynı ortamda yaşamak durumunda kalan insanlara Gray Rock, Gri Kaya yöntemi öneriliyor. İşte duygularını gösterme, aldırma, ciddiye alma, işte cevap verme, oyuna girme deniyor. Bu bu da bir baskı biçimi değil mi diye sordu. Bu da bir psikolojik baskı biçimi değil mi? Yani istediğin gibi şey yapma, istediğin gibi davranma, duygularını bastır, gizle. Bunun üzerine konuşalım olur mu? Ne düşünüyorsunuz? Yani bazı yöntemler hakikaten e, olayın bütünü içerisinde böyle zo çok zorlayıcı gelebilir. Ben mesela e, o Grey Rock yöntemi üzerine çok düşünme gereği duydum. Nasıl yapılır o diye. Yani durum neyse onu bitirmek bitirmenin yoluna bakmak, tamamen kesmenin yoluna bakmak, bunun yollarını aramak, araştırmak çok daha bana akılcı geliyor. Çünkü yani nereye kadar gireyerek olacaksın, nereye kadar kaya gibi davranacaksın, nereye kadar ayrı bir hayat oluşturacaksın, aynı mekanın içerisinde, aynı ortamın içerisinde çok büyük bir baskı olur. Mesela benim gibi bir insan için böyle bir şey mümkün değil. O yüzden ee, bu da ayrıca düşünülmesi tartışılması gereken bir şey diyoruz sevgili K12 e, siz sormuştunuz galiba K2 miydi tam hatırlayamıyorum şu anda e, bu da ayrı bir baskı biçimi değil mi demiştiniz evet bu da ayrı bir baskı biçimi Naime Hanım sizi anlamakta zorlanıyorum çünkü elma yemeği severler gibi bir şey bana göre e, genelleme yapılamaz ee, öyle bir şey söz konusu bana göre değil. Yani e, bilemiyorum. Elma, Elma ile narsim arasında ne gibi bir ba bağlantı var e, e, hatırlamıyorum. E, Karahan, Akü, Grey rakı birlikte yaşayan, narsistle birlikte yaşayan vakalarda önermedi yanlış hatırlamıyorsam demiş İram Hanım Bilemiyorum bakmak lazım. Çok sevdiğim isimlerden biri bu bahsettiğiniz ismi yalnız harika bence çok seviyorum onu. Ee, yani bu. Bence olabilecek bir şey gibi gelmiyor bana, bilmiyorum. Durvasula'nın kitabını yine tavsiye edeceğim size. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ramani Durvasula. Orada 525 sayfada kadın bütün her şeyi anlatmış, bütün sorulara cevap vermiş. Neredeyse e, cevap vermediği hiçbir şey yok. <laughs> Aa, ben elmayı çok severim her gün bir kilo yerim yani olamaz demiş are you ready'nin olmadığını biliyoruz mesela o bir narsisist mağduru kendisi bir narsisist değil dolayısıyla elma yemeye devam e, narsisistler kapı dışarı sağlıklı huzurlu ve mutlu yaşamaya da selam diyoruz yoldaşlar evet e, şimdi ee, narsistler kiminle anlaşabilir bize ne kiminle anlaşırlarsa anlaşırız bizimle anlaşamadıkları ortada duygu hanım yani bize ne <laughs> kiminle anlaşılacaklar ee, evet ayrı olanlar için manipülasyonlardan korunmak adına Greerak önerildi diyor. Evet bu, bu konularda bakın dikkatli ayrımlar yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde kendinizi narsisist istismarından korumanız son derece zorlaşacaktır. Kimisi de diyor ki ya nasıl bu kadar kötü olunabilir? Nasıl bu kadar kötülük bir araya gelebilir? İşte nasıl bu kadar plancı bilmem programcı, şucu, buyucu olabilir. İnsanların zayıf noktalarının peşine düşüp oralardan işte şey çıkartmayı, kazanç çıkartmayı, o insanlar zor duruma düştüklerinde o zaaf noktalarını kullanmayı falan nasıl yapabiliyorlar? Narsisist oldukları için yapabiliyorlar. Biz onlara o yüzden kişilikleri bozuk diyoruz. Antisosyal kişilik bozukluğu diyoruz. E, bu arada ay ben de mi narsisistim acaba deyip ufak verir İleriden yola çıkarak her insan zaten özünde narsist biraz ta ilk videolara dönün bunu söyledim. Her insan özünde biraz narsist her insanda bu özellik var hamurunda var zaten. Ama eğer siz kapı kapı dolaşıp bir insanın e, önceden onunla samimiyet kurarak yakınlık kurarak öğrendiğiniz zaafları üzerinden ona karalama kampanyası yapma gereği duymuyorsanız su içer gibi yalan söylemiyorsanız, kime ne yalan söylediğinizi karıştırır durumda değilseniz, bir insan size ne söylediğini gayet iyi bildiği ve hatırladığı halde onun gözlerinin içine baka baka hayır sen böyle bir şey söylemedin kaldı ki ben de sana böyle bir şey hiç söylemedim demiyorsanız sizin narsist olup olmadığınızı düşünmeniz bana göre gerekmiyor. Başka şeyler üzerinde düşünün ama o narsisizm değil. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gene bulduk 48 dakikayı yahu nasıl geçiyor zaman akşam oldu bakın arkamda gördüğünüz gibi beni bir şehirde yaşıyor zannedenleriniz varmış aranızda hatta görüşmek isteyenler falan oldu işte yüz yüze görüşelim çok mutlu oluruz falan filan diye. Ee, hayır efendim ben bir şehirde yaşamıyorum. Çok şehirden uzakta, hiç şehir hayatıyla alakası olmayan bir e, hayat yaşıyorum ben. Seçilmiş bir hayat bu e, ve çalışmalarımı da bu hayatın içinden yürütüyorum. E, dolayısıyla hani İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de büyük şehirlerde karşılaşma olasılığımız Aa benim siyasi çalışmalarım vesilesiyle olabilir mi? Ee, o bile çok çok mümkün sayılmaz. Ama e, telefonun öbür ucundayım. 0 541 235 72 02 numaralı hat. Sizlere ait bir hattır. Ee, arayabilirsiniz, mesaj bırakabilirsiniz. Vakalar seçiliyor, eleniyor yalnız onu söyleyeyim artık. Biliyorsunuz bunu bahsetmiştim bundan. Ee... <laughs> <laughs> İrem Hanımcığım beğenirse ne olur beğenmese ne olur e, çok teşekkür ediyorum desteğiniz için ben böyle şeyleri çok e, önemsemiyorum Emine Saatman çok verimli bir söyleşi çok çok teşekkür ederim demiş sağ olsun var olsun 3 beğenme var Hande Hanım çok güzel yayınlar yapıyor aklıma geldi beğenirken isteyenler beğensin daha çok kişiye ulaşır olur sağ olun e, des, eksik olmayın daha sonradan zaten izleniyor e, gerçekten ben izlenme katsayılarından oranlardan çok çok memnunum ee, ve hiçbir bu konuda ekstra bir talebim yok yani 5 e, ay içerisinde ulaşabileceğimiz bana göre en tat noktaya zaten ulaşmış durumdayız şu anda ve ben biliyorsunuz ki bu işi YouTube üzerinden para kazanmak için zaten yapmıyorum. Bu nedenle beğenmeyi ve lütfen abone olmayı unutmayalım. Olur mu şeklinde bir tarzın başından beri yok. Bunu yapanlar nasıl istiyorsa yapsınlar öyle. O herkesin gayesi farklı demek ki. Beni beğenmek zorunda değilsiniz. Abone olmak zorunda değilsiniz. Ama izlerseniz sizin için iyi olabilir. Hele ki Narsistik mağduru olduğunuzu düşünüyorsanız ya da hayatınızda bir narsisizm akışı bir çemberi olduğunu düşünüyorsanız faydalı olabilir. Faydalı olabiliyorsam da ben başka ne isterim zaten başka hiçbir şey istemem. Ayçacığım öpüyorum seni ayçiçeğinden ve kalbinden canım. Ee, değerli izleyicilerim sizi korkutmaya çalışan Toplumsal olarak hepimizi korkuya sevk etmeye çalışan, kendimizi güvende hissetmememize yönelik, kendimizi kopmuş dağılmış tespih taneleri gibi hissetmemize sebep olabilecek. Her türlü girişimden, her türlü çabadan, her türlü terör, terör, korku demektir. Girişiminden kendinizi nasıl koruyacaksınız? Aklınızla bağlantıları, durumu, olayları böyle bir dışarıdan bakacaksınız, göreceksiniz ve aklınızla karar vereceksiniz. O zaman ortada korkuya sebep olacak bir şey değil, bir tiyatro olduğunu belki de görebileceksiniz. Donat, 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 are you ready? Evet, sağdan donat, soldan donat, oradan donat, buradan donat ve... Önemli olan kendimizi daha iyi hissetmemiz ve şu nefesi şöyle alabilmek var ya gerçekten çok önemli ve değerli. Çünkü bazılarınız bunu bile alamadı. Halen alamayanlar olduğunu da biliyorum. Aşılacak, bitecek, hiçbir şey böyle kalmayacak. Bu 40 yaşında beni arayan ikinci bugün görüşme yaptığım genç hanımefendi de diyordu ki ben böyle mi kalacağım? Ömrüm boyunca böyle mi de bölme olacak? Ben böyle bir insan değilim. Ee, böyle mi devam edecek diyordu. Hayır, böyle devam etmeyecek. Bu zamanın e, tartımına aykırı, diyalekte aykırı. Yani dünyanın gidişatına, evrenin kainatının yapısına aykırı hiçbir şey kaldığı gibi kalmayacak. Daha konuşacağımız. Çok şey var sizlerle. Sadece biraz öne çektik ve sizin tecrübelerinizi, sizin deneyimlerinize daha çok ayırmak istedim ee, bu bölümü. Ee, daha konuşacağımız çok şey var. Ailelere ineceğiz. Anne yapılarına bakacağız. Ee, ailede bulunan bir narsisist kimliğin e, geleceği, gelecekteki eş seçimini partner seçiminin nasıl etkilediğine bakacağız. İş yerini konuşacağız. İş yerindeki narsistler, kifayetsiz, beceriksiz narsistler ki daha çok sosyopata evrildikleri söylendi, inanılmaz şeyler biriktiriyorum sizler için ama işte zaman. Bakın bu kadarını konuşmak için bile bir saate yakın zaman gerekiyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yeniden görüşünceye kadar varlıklarınıza Kalbinize, bütünlüğünüze, zihninize sahip çıkın. Hiç kimsenin gelip oraya çamurlu pabuçlarıyla girmesine, çiğneyip geçmesine müsaade etmeyin. Evinize nasıl etmiyorsanız, kapısından içeri girenleri nasıl belirliyorsanız. Hakan Bey çok kafaya takmayacaksınız artık. Aldatan bunun karşılığıyla birlikte yaşıyor. Bunu unutmayın. Sizi aldatan kişi bunun karşılığını karşılığı neyse bunun bir bedel karşılığı var kainatın işleyiş yapısında onunla birlikte şu muhakkak karşılığını görecek zaten. Deniz hanım sevgiler. Melek, babamın narsist olması benim ileride öyle bir insanla karşılaşacağım anlamına gelir mi? Karşılaşmak değil. Öyle bir insana çekilebilirsiniz. Bunu bu çok net bir şekilde öğrenip irdelemeniz lazım. Öyle bir insana çekilebilirsiniz. Ondan onu terk edip ayrılıp evime döndüğümde hole girip derin bir nefes aldım diyor İrem Hanım. O nefesin nasıl güzel bir şey olduğunu anlatmak e, mümkün değil. Valla e, almayalım ciddiye diyorum ben. Yani almasak daha iyi ciddiye. Çünkü ciddiye alınacak bir şey yok ya. Tiyatro oyununu seyretmeye gidiyoruz. Çok ciddi alıp eve döndüğümüzde daha hasta oluyor muyuz yani? Allah'ım neden Hamlet e, işte şöyle yaptı. Neden eline kafatasını alıp da olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu dedi falan diyor muyuz? Yani oyun oyun olarak biliyoruz. Bu oyunun içinden çıkın. Oyunun bir parçası olmayı reddettiğiniz zaman her şey çorap söküyor gibi tırırırt gidiyor zaten hadi yemek yapacağım ben daha evde yemek yok hepinizi çok seviyorum öpüyorum kendinize dikkat edin ee, ve yeniden görüşünceye kadar sağlıkla esenlikle huzurla kalın mutlulukla kalın narsistler sizden uzak mutluluklar huzur nefes iyilik sizinle birlikte olsun görüşünceye kadar hoşçakalın